Hepinize merhaba. Bugün sizlerle tarih derslerine başlangıç yapacağız. Tarih ve zaman bizim ilk konumuz olacak. Çok güzel bir kamp geçireceğiz. Burada tarihi en güzel ÖSYM'nin tamamen yeni müfredatına, yeni konularına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni nesil sorularına uygun olabilecek şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Çok güzel bir süreç olacak. Bu süreçte biz tarihten en güzel netleri yapabilmek için bu süreci çok iyi kullanacağız diyelim. Tarih ve zaman sizlerle ilk ünitemiz olacak. İlk ünitemizin içeriğinde Tarih nedir? Tarih metodolojisi ve aynı zamanda takvim ve zaman konularına bakacağız. İçerik bağlamında bunları işleyeceğiz. Bu dersimiz bittikten sonra ise ÖSYM terzinden gelebilecek bir soruyu rahatlıkla çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Müzik <laughs> Şimdi ilk olarak burada tarih nedir sorusuyla bir başlangıç yapalım. Tarih özellikle insanların geçmişteki her türlü faaliyetini. Demek ki beşer faktörlü olacakmış. Tarih insan faaliyetlerini ele alıyor. İnsanların ve olayların birbiriyle olan ilişkilerini sebep sonuç ilişkisi içerisinde yer zaman göstererek belgelere dayalı inceleyen bir bilim dalı olacak. Bak beşeri inceledi. Aynı zamanda insanlar ve olaylar arasındaki ilişki bağlamına baktı. Sebep sonuç ilişkisi içerisinde gördü. Yine yer eksenli coğrafyadan zaman eksenli kronolojiden faydalandı. Bunları da ele aldı ve belgelere dayalı olarak da bize sundu. Yani sen tarihsel bir olaya atıfta bulunacaksan mutlaka o olayın belgesine bir izne rastlaman gerekecek. O da bize kesin sonuçları olmasa bile o olayla ilgili net bilgileri vermeye çalışacaktır diyelim. Evet tarihin tanımı bu şekilde. Tarihin konusu nedir peki? Temel konusu insan faaliyetlidir. Az önce söylemiştik ya beşeri ilgilendiriyor. E şimdi zaman içerisinde yeryüzünde yaşayan bu insanların faaliyetlerine, farklı etkilerle meydana gelen değişimleri, insan eylemlerinin sonucunu bu ortaya çıkan eserleri inceleyerek bize sunacaktır. Bu mesela yazı öncesi dönemden kalan bir kapkacak olabilir. İşte Hititlerle Mısırlar arasındaki bir kadeş barış antlaşması olabilir. Yine Osmanlı'nın çıkarmış olduğu bir ferman olabilir. Yani bu eser yazılı olabileceği gibi toprak altında kalan araç gereç de olabilir. Bunların hepsi tarihin konusu içerisinde bizim insanı değerlendirmemizde kullandığımız temel unsurlar olacaktır. Peki tarihten bugüne tarihçiler tarihe hangi gözle baktı nasıl değerlendi? değerlendirdi. Onları ele alalım. Şimdi Herodot tarihin babası olarak bilinir tamam mı? Tarihin çıkış noktası olarak ve buranın değerlendirilmesinde tarihin babası olarak biz Herodot ismini ifade ederiz. Peki o ne demiş bakın? insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgileri demiş tarihi için. Peki Leopold von Ranke o nasıl ifade etmiş? O da gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır. Gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarihte yoktur diyecektir. Bakın o belge unsurlu gitmeye çalışmış. Edward Carr'a gelelim. O da tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci vardır demiş. E şimdi bugün ve geçmiş arasında tarih bitmez bir diyalog demiş. Bu etkileşim içerisinde de biz tarihi oluştururuz diye ifade etmiştir. Devam edelim. İbni Haldun'a gelelim. İbni Haldun özellikle e, bu İslam coğrafyasında çok önemli e, filozoflardan biridir. Kitab-ı İber bir eseri de var. Onun mukaddimesinde ise o tarih sosyolojisinin giriş kısmını açacak ve çok önemli bir isim olacaktır bu bağlamda. Peki o ne demiş? Bakın, tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, Nitelik ve sebepleri hakkında da bilgi derindir diyecek. Ahmet Cevdet Paşa'ya gelelim. Osmanlı'dan çok çok önemli bir devlet adamı olacaktır. Tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen bu olayları değerlendirmek ve olaylardan ders almaktır diyecektir. Peki, tarihçilerin kutbu olarak bilinen, yüzyıllık bir hayata çok çok önemli eserler sığdıran ve Osmanlı tarihine bize günümüze en yakın derecede sunan çok önemli bir isim Halil. İnanacak hocamıza gelelim. O da gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerekir. Eleştiri bu üzerine iyi değerlendirmeyi de burada ifade edecektir hocamız. Evet, tarihin konusu bağlamında da bu şekilde ifade edebiliriz. Peki tarih bilimin özelliklerine gelelim. Tarih özellikle neyi ele alıyor? Nasıl değerlendiriliyor? E, o kısmı biraz görelim ve aynı zamanda ben bunları ÖSYM bizden nasıl ister diye bir değerlendireyim. Bir yorumlayayım. Çünkü... Bu andan itibaren artık sınav formatına girmiş bulunuyorum. Bu andan itibaren her bilgimiz bizim için bir sınav sorusu potansiyeli taşıyor. Şimdi iki kalıpta soru gelir buradan bize. Birinci kalıbımız şu olacak. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin özellikleri arasında gösterilemez? Bu birinci kalıbımız. Peki ikinci kalıpta bizden nasıl soru gelir? Yukarıda bir paragraf verilir veya işte bir tarihçinin sözü verilir. E bununla beraber veya bir olay olgu hakkında bilgi verilir. Ve buna göre parçada tarih biliminin özelliklerinden hangisine değinilmiştir? Veya tarih biliminin özelliklerinden yukarıdan hangisi çıkarılamaz tarzında soru kalıbı gelir. Demek ki iki bağlamda karşımıza bu tip sorular gelebiliyormuş. Peki tarih biliminin özellikleri neler? Onlara değinelim. Bakın tarihi bir olayın tekrar gerçekleşmesi mümkün değildir. 1071 Malazgirt Savaşı bir defa yaşanacaktır. Bu yüzden bir olaydır. Tarihi bir olay tekrar gerçekleşmez. Tarihte deney ve gözlem olmaz diyecektir. Şurası yanlış yazılmış. Tarihte olacak. E, deney ve gözlem burada olmaz. Yani sen şunu yapamazsın. Hadi ben Mirio Kefanon Savaşı'nı hani bir gözlemleyeyim. Nasıl gözlemleyeceksin? Geçmişe nasıl gidebilirsin? Veya hadi ben deney yöntemiyle Kurtuluş Savaşı'nın süreçlerine... De mümkün değil. Deney ve gözlem tarihte olmaz. Tarih olayın meydana geldiği yer ve zaman bellidir. Bu zaten yer ve zaman unsuru hatırlayın. Tarihin tanımında da vardı. Yer için coğrafya, zaman için de kronoloji söylemiştim sizlere. E şimdi yer endeksli ve zaman endeksli olacak. Mesela sen söylediğin zaman işte 1402 Ankara Savaşı. Bak 1402 zaman unsuru neresiymiş? Bak Ankara Savaşı. Ankara'nın Çubuk Ovası'nda gerçekleşen bir savaş. E yer de belli burada. Tarih olay belgele dayalı olarak incelenir. E zaten hani işin objektiflik unsuruna gitmemiz için mutlaka belgelere göre bunu görmemiz lazım. Tabi bu belgeler de zamanla değişir. Yeni belgeler çıktıkça da tarih böyle durağan bir bilim değildir. Değişebilen, güncellenebilen dinamik bir bilimdir. Mesela eskiden biz Osmanlı'da sultan kullanan ilk hükümdar olarak Birinci Murat'ı biliyorduk. Ancak daha sonra elde edilen belgeler, incelenen belgelerle bir baktılar ki Sultan Orhan döneminde yani Orhan Gazi döneminde de bu Sultan-ı Guzat unvanı verilmiş. O zaman ne oldu bak bu bilgi değişti ve artık Osmanlı'da Sultan unvanını kullanan ilk padişah Orhan Gazi oldu. Demek ki belgelere dayalı olarak inceleniyor. Durağan değil, dinamik bir bilimdir ve belgelere dayalı olarak da yeni belgeleri, önceki belgeleri tamamen çürütüyorsa değişebilirmiş. Onu da unutmayacaksın. Bir olayın sonucu başka bir olayın nedenidir. Bak bu da çok önemli. Şimdi sen diyorsun ki mesela Osmanlı'nın kısa bir sürede büyümesinin sebepleri diyorsun. E bak buradaki sonuç olay bağlamı nedeni bağlantısını kuracağız. E Bizans'ın içinde bulunmuş olduğu durum. E bak Bizans'ın oldukça zayıf olması bir sonuçtur. Niye? Çünkü işte yeteneksiz hükümdarların başta olması, tekfurların başına buruk hareket etmesi Bizans'ı zayıflatmıştır. Bak bu bir sonuçtur. E peki neden kısmı ne? Osmanlı'nın kısa sürede Bizans'a yönelik olarak topraklarını genişletmesi ve bölgede büyümesinin bir nedeni olacaktır. Bak ne oldu? Bir olayın sonucu başka bir olayın nedeni olabilirmiş. Bakın tekrar söylüyorum. Bu ikinci soru kalıbının ifadesidir. Yukarıda bir paragraf verilir. Bu paragraf doğrultusunda sen bunları bulabilirsin. Az sonra bir örnek söyleyeceğim sizlere. Geleceğe ışık tutacaktır. Yine tarihi olayda hiçbir zaman kesinlik yoktur. Yani kesin olarak bu böyledir diyemezsin. Mesela biz şu an ne diyoruz? Tarihte bilinen ilk antlaşma işte bilinen diyorum bak. Kadeş Barış Antlaşması'dır. Tarihte bilinen ilk Türk devleti, teşkilatta Türk devleti, Asya'nın devleti. Niye bilinen diyorum? Çünkü eğer yeni bir bilgi bilinirse burada kesinlik unsuru ortadan kalkacak ve bilgi değişecektir. Tamam mı? Kesinlik olmayacak deriz. Bunu da unutmayacaksın. Ee, evet bu şekilde tarih biliminin özellikleri veriliyor. Yukarıda bir paragraf verildi. Tamam mı? Diyor ki işte e, ne olsun? E, birinci birlikler döneminde işte... Beyliklerin Anadolu'yu biz bayınır bir hale getirmesinde özellikle o dönemde tutulan menkıbelerden, o dönemde tutulan işte önemli yazıtlardan görebiliyoruz. Ve biz bunlara bakarak birinci beylikler döneminde Anadolu'da önemli bayındırlık faaliyetlerin geldiğini inceleyebiliyoruz. Buna göre yukarıdaki parçada tarih biliminin özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır der. E bak ben işte menkıbelerden, yazıtlardan faydalanarak... ...ve orada işte yazılan unsurlardan faydalanarak... ...bir sonuca ulaşıyorum. O zaman diyorum ki C seçeneği. Tarihi olay belgelerde dayanarak olarak incelenir. Çünkü ben bir odaya bakarak belgelerden yola çıkıyorsa... ...bunu ifade etmiş olur. İşte ÖSYM'nin TYT'de özellikle kullanmış olduğu kalıp... ...böyledir tamam mı? Unutmayın. Hani sorulursa iki kalıp da bu şekilde karşımıza çıkar. Peki tarih bilimi bize ne kazandırır? Oraya gelelim. Yani tarih bilimiyle beraber biz ne gibi nitelikler kazanırız? Bir defa tarihle beraber araştırma. Çünkü bir olayı ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bir defa araştırma ve kanıt kullanma becerisini kendimizde geliştireceğiz. E bununla beraber eleştirel düşünme. Çünkü tenkit aşamasına geçecek. Az sonra bunlardan bahsedeceğim. Eleştirel düşünme, sorgulama ve empati becerisini de bize kazandıracaktır. Çok boyutlu düşünme, yeteneğimizi geliştirme, geçmişimizi öğrenme, günümüzü anlama, geleceğe yönelik planlar yapma bize kazandırılır. Hemen gelelim. Peki ÖSYM abimiz buradan sınav sorusu sorarsa karşımıza nasıl bir soru getirir? Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin bize kazandıracağı niteliklerden biri değildir? A. Araştırma ve kanıt kullanma. B. Eleştirel düşünce verme. C. Çok boyutlu düşünme yeteneğimizi geliştirme. D. Dogmatik olmamızı sağlama veya durağan şekilde bakmamızı sağlama veya geleneksel bakış açısıyla bakmamızı sağlama. Hop ne oldu? Böyle bir ifade var mı? Dogmatik olma, geleneksel bakma, durağan bakma bunlar tarihte beklenemez. Tarihte biz özellikle günümüzü anlayacağız, geleceğe yönelik planlar yapacağız, geçmişi, öğre geçmişi öğreneceğiz, çok boyutlu düşüneceğiz, eleştirel bakacağız, araştırma yapacağız. Bunlar bizi tarihi kazandıran unsurlar olacak diye. Evet bu şekilde buraya görmüş olduk. Şimdi gelelim ÖSYM tipi bir sorumuza. Şimdi soruyu ifade edelim. Bakın bu TYT bağlamında özellikle karşımıza çıkabilecek potansiyel bir sınav sorusudur dikkatle bir okuyalım. Şimdi günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akılcı planlamalar yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin fark, e, farkındalığına dayanan bir tarih bilincine sahip olmak gerekir. Bu bilinci kazanabilmek için özelliklerinden hangilerinin gerçekleşilmesi beklenmez. Hemen bak eksimi koydum. Niye eksim koyuyorum? Çünkü bu tip sorular uzun sorulardır. Eğer sen buradaki hani beklenir beklenmez gibi unsurları kaçırırsan soruyu da yanlış çözersin. Hemen eksini koy. Gel burada artı koy, eksiyi de işaret et. Bu yüzden hani soru çözme mantıklarına çok çok dikkat edeceğiz. Şimdi bakın, ben bu bilinci kazanabilmek için özelliklerinden hangilerinin gerçekleşmesini beklemeyeceğim. Artı eksi gideceğiz şimdi. Tarih okumların objektif yapılması beklenir. Çünkü bizim farkındalığa dayanan bir tarih bilinci oluşturmamızda objektiflik olmazsa olmazdır. Akademik açıdan doğru bilgilerden faydalanması gerekir. Çünkü doğru bilgi bizi ...realist bir bakış açısına kazandıracak ve... ...tarih bilincine sahip olmamızı da sağlayacaktır. Günümüz şartlarına göre geçmişin değerlendirilmesi. Şimdi... ...günümüz şartlarına göre geçmişi değerlendirirsek biz... eksik koyalım... ...hata yaparız. Niye? Çünkü... ...sen bugün teknoloji dünyasında yaşıyorsun. İnternet çağı var. Bir bilgi... ...dünyanın başka bir tarafına... ...saniyeler içinde ulaşabiliyor. E doğal olarak sen bugünün şartlarına bakıp... ...geçmişi değerlendirsen ...geçmişin yargılarını değerlendirirsen... ...hata edersin. Çünkü bugün insana bakış açısı, topluma bakış açısı, devlete bakış açısıyla geçmişteki bakış açısı aynı değildir. Yani şöyle düşünün. Eskiden Osmanlı e, mesela gidiyordu Belgrad'ı alıyordu. Sonra Avusturya Macaristan geliyordu tekrar Belgrad'ı alıyordu. İşte ba başka toprak parçaları alınıp sürekli değişiyordu. E, doğal olarak oradaki insanların böyle bir milli bilinci yoktu. Milli bir devlet anlayışı yoktu. Milli bir bağlılık yoktu. E, düşünsenize bugün... Allah korusun Türkiye'ye herhangi bir saldırı, bir bölgemize, bir şehrimize saldırı olsa halk nasıl tepki verir? Nasıl buna engel olmaya çalışır? Halk bir bütünleşik olarak hareket eder. Niye? Çünkü günümüzde milli bilinç var. Milli vatan olgusu var. Ama geçmişte de öyle değildi. e Sen şimdi ya bu geçmişteki insanlar o kadar toprak alınıyor, veriliyor. Niye karşı çıkmamışlar dersen hata yaparsın. İşte biz de bu hataya. yani geçmişe günümüzün gözüyle bakmaya anakronizm deriz tamam mı? Az sonra bu kavramı ifade edeceğim. Bu kavram kısımları da var. Anakronizm geçmişe bugünün gözüyle bakmaktır. E burada anakronist bir bakış açısı yapılmış. Bu yüzden burası eksi. Bak ben niye buraya eksi koydum? Şimdi ben bakıyorum burası artı burası artı burası eksi. Ha, benden eksi istiyorsa o zaman eksi işaretleyeceğim. Bunu mutlaka yapın tamam mı? Türkçe paragraf soru söylerken yap. Tarihte felsefede paragraf soruları çözerken lütfen bunu yap ki hata yapma. Evet. Devam edelim. Sorumuzu çözdük. Şimdi tarih biliminin yöntemine gelelim. Tarih biliminin yöntemini ifade edelim. Şimdi ben tarihsel bir olayı ortaya koyacağım. Bir olayı ortaya çıkarırken kullan kullanacağım bir takım yöntemler olacak burada. Hemen o yöntemlere bir bakalım. Şimdi ben bir belgeyi araştırıyorum. Araştırırken ilk yapacağım tarama aşamasıdır. Önce bilgi ve verileri bulacağım. Bunları ortaya çıkaracağım. Ve ben ne yaptım? Bir sürü belge elde ettim tamam mı? Gittim arama tarama çalıştırmayı yaptım. Dedik A, B, C, D ve E bilgilerini elde ettim. Şimdi ben bunları yaptıktan sonra ikinci aşamam tasnif aşaması olacaktır. Tasnif aşamasının temel sebebi hani bizim araştırma yaparken elde ettiğimiz verileri biraz daha kolaylaştırma olacak. Nedir? Mesela ben ya mekana göre ya konuya göre ya da zamana göre elde ettiğim verileri sınıflandıracağım. Diyeceğim ki mesela A ile B 15. yüzyılda meydana gelmiş. D konusuna göredir. Mesela bu İslam tarihine e, bağlıyor. C ve E ise burada işte Anadolu'da geçmiş. Bak ne yaptım? Mekana, konuya ve zamana göre birbirinden ayırdım ki daha rahat şekilde bir çalışma yapayım. Tahlil ben bu sınıflamayı yaptıktan sonra artık elimdeki bilgilerin yeterliğine bakacağım. Bunlardan hangisi benim çalışmalarımı destekleyebilir? Hangisi ulaşabileceğim bilgiyi burada oluşturabilir? bunları bir çözümleme aşamasına gideceğim. Daha sonra elde ettiğim verileri güvenilirliğini ölçmeye çalışacağım. Yani tentit eleştiri yapacağım. Ya diyeceğim ki A'daki bilgi e, tamamen varsayımlardan ortaya çıkıyor ancak C'deki bilgi o dönemi yaşayan bir insanın tamamen e, işte resmi kayıtlara dayanarak elde ettiği verilerden oluşuyor. Ha, o zaman benim için C güvenilir ancak A'nın güvenilir daha düşük. Ben C'den yola çıkarak bir tarihsel yorum yapayım diyeceğim. Burada da tenkit aşaması var. Ve en sonunda bunların hepsi birleştirilecek ve tercih aşamasında, sentez aşamasında tarihsel bilgiyi ortaya çıkaracağız. Bütün mantığımız budur tamam mı? Hani tarihsel bir bilginin ortaya çıkarılmasında izlenen bilimsel yöntem bu şekilde olacaktır. Devam edelim. E, tarihin tasnifine gelelim. Orayı biraz daha açalım. Az önce söylemiştim ya zamana, mekana, konuya göre tasnif edeceğiz olayı. Peki bu nedir? Mesela zamana göre dediğim zaman kronolojik dilimlere ayırarak veya çağlara bölerek olayları biraz daha incelemeye çalışacağız. Çünkü işimizi kolaylaştıracaktır bu. Mesela eğer şöyle bir ifade geçiyorsa öseyme peki nasıl sorar? Hemen oraya gelelim. Şimdi gerek burası gerek burası için ÖSYM en fazla kullandığı kalıp, Paragraf kalıbıdır. Bir paragraf paragrafa göre işte tarihin tasnifinde sınıflandırmasında hangi yöntem izlenmiştir der. E bir bakıyorsun ki yukarıda hep orta çağdan bahsetmiş, orta çağ yönelik bir unsur vurgulanmış. Ha sen diyorsun ki o zaman burada bir zamana göre sınıflandırma yapılmıştır. Ama mesela diyor ki Anadolu'da böyle yaşandı, Anadolu'da sürekli şöyle oldu, böyle oldu e, ve Anadolu'nun unsurları böyledir. Bir baktın yer mekan vurgusu var. Burada Anadolu vurgusundan mekana gittin. E bir de konuya göre olabilir. Mesela baktın ki işte İslamiyet'ten, Hristiyanlıktan, e, e, Musevilik'ten bahsediyor. E, tamamen hani bir konu üzerine tarihsel bir paragraf verilmiş. E sen diyorsun ki burada dinlerden bahsediyor. O zaman konuya göre bir sınıflandırma yapılmış. Olaylar kronolojik dilimlere, çağlara bölünüyorsa zaman, kıtalara, ülkelere, şehirlere göre bölünüyorsa mekan, siyasi dini, ekonomik yönlere göre ele alınıyorsa da konuya göre bir sınıflandırma yapılacaktır. Unutmayacağız. Evet. Sınıflar bunu bu şekilde ifade etmiş. Olur. Peki tarihin kaynaklarına gelelim. Kaynakları ele alalım. Şimdi biz kaynakları birinci el kaynak ve ikinci el kaynak olarak ikiye ayırıyoruz. Birinci el kaynak şudur. Değerli kardeşlerim eğer o döneme ait tamamen bir eser varsa bir kitabe varsa işte bak burada Orhun abideleri göstermiş abideler varsa yani kısacası o dönemin insanları tarafından direkt olarak ortaya çıkarılmış bir eser bizim için birincil elden kaynaklar olacaktır. Ancak İkincilerden elden kaynaklar nedir? Olayın geçtiği dönem esas alınarak, o kaynaklardan faydalanarak daha sonra meydana getirilen eserler ikinci elden kaynaklardır. Mesela Orhun abidelerinin kendisi birinci elden kaynaktır. Çünkü mesela Vezir Tonyukok, Yolluk Tegin falan bunları yazmıştır. Ama ben Orhun'un kitabeleri hakkında, eski Türkler hakkında bir kitap yazıyorum. Bakıyorum, onlardan faydalanıyorum ve bir kitap ortaya çıkarıyorum. Bu kitap İkincil el kaynak oluyor. Demek ki birinciler el kaynaktan o dönemin direkt unsuru olacak. İkinci el kaynaklar daha sonradan birinci el kaynaklar kullanılarak ortaya çıkarılan bir eser olacaktır. Devam. Evet. Peki bunları biraz daha açalım. Yazı kaynak, sözü kaynak, kalıntılar, çizili, sesli, görüntülü kaynaklara gelirim. Bunlardan tarihten de biz e, istifade ediyoruz. Yazı kaynaklar arasında işte e, fermanlar, mühürler, paralar, gazeteler, hatıralar olur. Sözlü kaynaklar arasında destanlar, efsaneler, hikayeler, şiirler. Kalıntılar var. Özellikle yazı öncesi dönemi aydınlatılması açısından arkeolojik buluntular burada kullanılır. Taş, toprak, kemik, madenden yapılmış eşya, araç ve gereçler burada görülecektir. Bir de çizili sesli ve görüntülü kaynaklar var. Özellikle 20. yüzyılla beraber işte CD, film, fotoğraf, resim gibi unsurlarda tarihsel kayıtlarımız arasında kullanabileceğimiz unsurlar olacaktır. Peki ÖSYM buradan bir sınav sorusu sorarsa nasıl sorar? Hemen gelelim. ÖSYM tipi sorumuza. Şimdi öğrenciler bu soruya aşağıda yer alan hangi cevabı vermesi durumunda doğru bir dönüt verilmiş olacaktır diyor. Bakalım. Tarih öğretmeni İbrahim Bey, bakın ben öğrencilere soruyorum burada. Tarih öğretmeni İbrahim Bey, Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlatmak adına sınıfa Orhan Bey döneminde basılan gümüş sikke. Şimdi bak. Sınıfa Orhan Bey döneminde basılan gümüş sikke getiriyor. Dönemin seyyahlarının birinin hatıratı. Bizans ile yapılan atlaşmanın metni bir ferman ve Kemal Tahir'in Devlet Anı e, isimli eserini getirerek öğrencilerin bu materyallerde hangisinin birinci el kaynaklar içerisinde yer almayacağını sormuştur. Bak ben ne yaptım buraya? Tarih öğretmeni İbrahim Bey geldi sınıfa. Dedim ki e, bakın ben size kuruluş döneminden bahsedeceğim. Orhan Bey dönemini anlatacağım. Size bir gümüş sikke, size bir hatırat, size bir anlaşma metni, size bir ferman ve Kemal Tahir'in Devlet Anı eseri. Bunlar da hangisi birinci el kaynak değildir diyorum. Şimdi ne demiştik? Birincil kaynaklar için o dönemi direkt olarak yansıtan eserler olacaktır. Bu yüzden gümüş sikkeler, hatıratlar, antlaşma metinleri ve fermanlar. Bunların hepsi birincil kaynak olur çünkü o dönemin tamamen karşılığı olacaktır. Ancak Kemal Tahir'in eseri bunlar kullanılarak devlet ana hattı eseri Osmanlı kuruluş dönemlerini anlatacaktır. E şimdi Kemal Tahir bunlardan faydalanarak daha sonradan ortaya bir kitap çıkaracaktır. İşte bu kitap birinci el kaynaklar kullanılarak ortaya çıkarıldığı için ikinci el kaynaklar olacaktır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur. Tamam mı? ÖSYM sorarsa mantığı böyle oluşturur, böyle sorar. Dikkat edelim. Devam edelim. Tarih ve diğer bilimler ilişkisine gelelim. Şimdi tarih her ne kadar e, geçmişi insan faaliyetlerini ortaya çıkarırken bize yardımcı olan bir bilim olsa da... ...aynı zamanda farklı disiplinlerden faydalanarak bunları bize sunacaktır. Peki farklı disiplinlerden hangi alanda yararlanıyor? Mesela yer endeksli bir çalışma yapıyorsa coğrafyadan. Kazı tekniği kullanılıyorsa orada arkeolojiden. İnsanın biyolojik, kültürel, sosyolojik yapısı ele alınıyorsa antropolojiden. Kültür unsuru, bakın etno zaten kültürü ifade eder. Kültürleri ele alıyor, inceleniyorsa etnografyadan. Normlar, kurallar ele alınıyorsa hukuktan. Zaman vurgusu varsa orada kronolojiden. Bir söz veya yazılı edebiyat unsurları varsa edebiyattan. Eğer düşünüşe tarzı, merak etme, sorgulama e, unsurlu şeyler varsa felsefeden. Yazı inceleniyorsa paleografyadan. Kitabeler inceleniyorsa epigrafyadan. Toplumlar inceleniyorsa sosyolojiden. Diller inceleniyorsa, dillerin anatolisi, geçmişi, yapısı inceleniyorsa filolojiden. Atlaşma metinleri inceleniyorsa diplomatikten paralar inceleniyorsa, paralar üzerindeki unsurlar inceleniyorsa numizmatikten, veriler, sayısal unsurlar inceleniyorsa istatistikten, armalar inceleniyorsa heraldikten, resim, heykel, mimari inceleniyorsa sanat tarihinden, e, özellikle tarihsel unsurların yaşı tespit edilmek isteniyorsa karbon 14 yöntemi kullanacaktır. Burada da kimyadan, mühürler inceleniyorsa sizcilografyadan ve Herhangi bir tarihlendirme yöntemine, kimya 14 dışındaki tarihlendirme yöntemlerine gidiliyorsa, yine kimya 14 de aynı zamanda kullanılıyorsa, arkeometriden faydalanacaktır diyelim. Tamam mı? Peki ÖSYM burada nasıl soru sorar? İki kalıpta. Bir AYT bağlamında aşağıdakilerden hangisi işte tarih biliminin e, işte tarihin diğer bilimlerden faydalandığı alanlardan biridir, biridir değildir tarzında olabilir. İkinci kalıpta şöyle sorar yine AYT bağlamında. Der ki aşağıdakilerden hangisi işte bir e, kazı tekniğinin kullanıldığı e, tarihinde yardımcı olduğu bilim dallarından biridir. Mesela arkeoloji dersin. Veya aşağıdakilerden hangisi para, parayı inceleyen bir bilim dalıdır der. Nümizmatik dersin. Bu AYT bağlamında sorulan iki kapsamlı bilgilerdir. Ama bir de TYT bağlamında soru kalıbımız var. Orada şunu kullanılır ÖSYM. Bir paragraf verilir. Bu paragrafta e, işte hangi yöntemi kullanıldı ve hangisinin kullanılmadı sen paragraftaki bilgilerden yola çıkarak kullanır ve ifade edersin. Bu da üçüncü kalıbımız olur. Yani paragraf tipi gelirse TYT, bilgi tipi gelirse AYT soruları olur diye. Hemen bu kavramları bilelim bölümümüze geldik. Kavramsal bildiğimizi biraz geliştirelim. Ahistorik. Bakın A Yunanca'da önce demek. Historikse tarih manasındadır. E şimdi olay ve nesnelerin sanki hiç yokmuş gibi ahistorikte tarihsel temele dayandırılmasının açıklamasıdır. Yani şunu diyelim: Mustafa Kemal olmasaydı veya Mustafa Kemal bu mücadeleyi başlatmasaydı ne olurdu? Yani bir olay ve nesne sanki hiç yokmuş gibi ele alınıyorsa tarih yoktur. Tarih öncesi yok, tamam mı? E, bu şekilde değerlendirme ahistorik olacaktır. Anakronizm. Az önceki bilgilerimize bakmıştık. Esasen neydi burada? Hani biz geçmişi bugünün gözüyle bakmaya çalışıyorduk. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in işte bir hamur yer, yanında da patates cipsi yemesi, kola içmesi, bunları yemesi... düşünmek bir anakronizmdir... ...bugünün gözüyle bakmak. Veya işte Kanuni Sultan Süleyman Almanya seferine giderken işte jiplere binerek gitmiştir. Böyle düşündüğün zaman bir anakronist bakış açısına sahip olursun. Niye? Çünkü geçmişi bugünün gözüyle bakmaya çalışıyorsun. Böyle bir hata yapıyorsun. Diyakronizm'e gelelim. Tarihsel olay ve olguların zaman içerisindeki değişimi incelemedir. Yani işte e, diyelim ki Osmanlı'nın işte ilk kurulduğu zaman monarşik yapısı sonra meşruti monarşi yapısı ele alındığı zaman yaşanan değişimleri görmek diyakronizm olur. Historinizm nesne ve olayların tarihsel şartlara bağlı olarak ortaya çıkması ve zamanla gelişmesi olacaktır. Historizm tamamen olay tarihsel bağlamda bakmaktır. Bakın ahistorikte ne yapıyorduk? O olay sanki yokmuş gibi görüyorduk. Historizmde ise tamamen o olaylar değerlendirerek ele alınacaktır. Bir de senkronizm var. Eş zamanlı ele alma. Mesela 1881 tarih. iki bakımdan önemlidir. Niye? Bir Osmanlı iflas edecektir. Duyunu Umumiye idaresi kurulacaktır. Ama bir de Mustafa Kemal'in doğduğu tarihtir. Bakın Osmanlı İmparatorluğu çöküşe geçerken yeni Türk Devleti'nin kurucusu burada hayata gözlerini açacaktır. Senkrone bakmak tamam mı? Buna senkronizm diyeceğiz. Devam edelim. Tarih yazıcılığına gelelim. Tarih yazıcılığını ele alalım. Şimdi hikayeci tarih yazıcılığı. Özellikle Herodot'la beraber başlayan bir süreci oluşturacaktır. E, ve türünün ilk örneği de Herodot'un yazmış olduğu ki tarihin babası olarak bilinecektik. Historia yani tarih adlı eser olacaktır. Burada daha çok böyle hikaye ve efsanelerle dolu bilgiler nakledilecek ve buna göre anlatılacaktır deriz tamam mı? Öğretici tarih yazıcılığına gelelim. Burada ise daha çok milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmek üzere yazılan eserler olacaktır ki ilk temsilcisi de burada Tukidides ismi olacak diye. Özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de de 19. yüzyıla kadar öğretici tarih yazılı ön planda tutulacak. Milli Birlik ve Türkiye değerleri e, pardon e, ahlaki değerler burada ön planda tutuluyor. Araştırmacı tarih yazılığına gelelim. Özellikle araştırmacı tarih yazımı e, 19. ve 20. yüzyılda doğmaya başlayacak ve orada ilerlemeye başlayacaktır. Hani olayların böyle tek bir nedene bağlı kalarak değildi, de farklı sebeplerle ele alınması birçok sebep, bağlam, amaç, sonuç, neden, sonuç unsurlarında ele almasıyla doğan bir tarihsel bakış açısı olacaktır. Bakın olayların gelişimi, yeri, zamanı, sebep ve sonuçları bunlar arasındaki ilişkiler araştırıcı tarih yazıcılığında ön planda tutulacak. Kronik tarih yazılığı var. Olayları oluş sırasına göre ele alma türüdür. Burada yorumlar kesinlikle yoktur. Neden sonuç ilişkisi incelenmez. Tamamen e, mesela e, olayları sırasına göre. Mesela e, hani biz hititlerde analları görüyoruz, yıllıkları görüyoruz. Olayları sırasına göre vermek bir unsur olacaktır. E, tamamen hani oluş sırasına göre inceleme kısmı var. Yorum yok. Neden sonuç yok. Sosyal tarih yazılığı ise tarihin duygusal yönlerine yer vermeyen öğüt ve nasihatı amaç edinmeyen bir bakış açısı olacaktır. Ayrıntılara yenilmeden, siyasi, sosyal, kültürel açıdan toplumları ele alıp bunları sunma sosyal tarih yazıcılığının bir unsuru odur. Devam edelim. Osmanlı dönemindeki tarih yazıcılığına gelelim. Şimdi Osmanlılar'da 18. yüzyıla geldiğimiz zaman siyasi ve toplumsal alanda olduğu gibi tarih felsefesi ve yazıcılığı konusundan da Avrupa'dan etkilenecek. Biliyorsunuz ki ilerleyen konularda yine işleyeceğiz. Osmanlı'nın batıyı kendine tamamen örnek model aldığı yüzyıl 18. yüzyıl olacaktır. Yine Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda devlet tarihçisi olan vakanovistler var. Kendilerinden önce yazılan olayları bunlar derleyecek. Özellikle o olayları da kendi dönemin olaylarını da kaydedecekler. Vakanovistler tarih yazıcıları olacaklardır. Tabi vakanovistlerden önce de bu olayı, bu tarihsel düzlemi ele alan kişilere biz Şehnameci adı veriyorduk. Osmanlı'daki ilk vakanovist Mustafa Naima Efendi olacaktır. Yine Vakıonistlerin eserleri dışında bakın Hoca Saadettin Efendi, Aşık Paşazade, Oruç Bey, Behişti, Peçevi, Selaniki gibi önemli devlet adamları da... Ee, ...yine Ahmet Cevdet Paşa gibi de e, tarih alanında eser veren çok çok önemli isimler olacaktır diye. Cumhuriyet dönemindeki tarih yazıcılığına gelelim. Atatürk'ün biliyorsunuz ki tarihe ilgisi oldukça yüksektir. E, gerek o hani okul yıllarından başlayarak tarihe ilgisi, merakı çok yüksek olacaktır. Bu bakımdan da bakın Birinci Türk Tarih Kongresi'nde... Atatürk'ün çizmiş olduğu ana hatlar üzerine Türk tarihi araştırmaları üzerine önemli e, çalışmalar yapılacaktır diyelim. Yine 1931'de bakın Türk tarihi tetkik cemiyeti kurulacaktır. Temel amacı da Türk, İslam ve Dünya tarihini inceleyip elde edilen sonuçları her tür yolda yayma. Türk tarih tezini de ön planda tutarak Türklerin özellikle Anadolu üzerindeki bu varlığını e, tam böyle pekiştirme bunu dünya kamuoyuna da yayma olacaktır diyelim. Olay ve olguya gelelim. Bunları değerlendirelim. Şimdi hayat içerisinde tek tek meydana gelen unsurlara biz olay ederiz. Bunlar bir defa yeri zamanı belli olan unsurlar olacaktır. Ancak aynı türdeki olayları bir bütün olarak inceleme ise olgu olacaktır. Mesela 1071 Malazgirt Savaşı bizim için olaydır. Bak yeri zamanı süresi belli. Ancak işte Malazgirt Savaşı, Pasinler Savaşı, Miryokefon Savaşı yani Anadolu'nun Türkleşmesi... Aynı türdeki birçok olaydan faydalanarak bir bütünü ifade etmek olgu olacaktır, tamam mı? Mesela işte e, ne olsun, e, Hayber Hayber Kalesinin fethi, işte Bedir Savaşı, Hendek Savaşı, Uhud Savaşı, Mute Savaşı, bunların hepsi birer olaydır. Ancak İslamiyetin yayılması bir olgudur. Aynı türdeki olayların bir bütün olarak görülmesi olacak. Tarihin konusuna gelelim. Şimdi bazen ÖSYM size insan ve insan faaliyetlerinin konularını da verir ve bunların ilgili olduğu alanları da sorabilir ÖSYM. Mesela der ki, şurada A, B, C, D ve E. Verilenlerden hangisi mesela e, kültürel veya ekonomik unsurludur der. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması siyasi, Orta Asya Türk Göçleri sosyal niye? Çünkü toplumsal bir göç unsuru var. Büyük taarruz, bir savaştır askeri, yazının icadı, yazı bunlar kültürel faaliyetlerdir coğrafi keşifler, ekonomiyi kalkındıracak Avrupalı devletlerde özellikle ekonomik unsur olur. Mesela İslamiyet'in doğuşu yayılışı, dini, depremlerde yine coğrafi unsur olur. Demek ki burada ÖSYM nasıl soruyor? Size iki kalıp da sorar. Bir yukarıda bir paragraf verilebilir. Paragrafın hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir. İkincisinde de aşağıdakilerden hangisi? ...enin ilgili olduğu adan işte kültüreldir veya siyasidir der. Seçenekleri verir. Sen bunu bulmaya çalışırsın. Ha. E, bunu da unutmayalım. Yüzyıl hesaplamalarına gelelim. ÖSYM son yıllarda kendi sınavlarında çok fazla sormuyor ama e, özellikle biz e, biz şeyde görebiliyoruz. Denemelerde fazlaca görebiliyoruz. Hemen bu hesaplamanın nasıl yapıldığını size söyleyeyim. Şimdi biz milat olarak sıfırı kabul ediyoruz. Miladi takvimde tamam mı? Bu sıfırdan öncesine milattan önce sıfırdan sonrasına da milattan sonra diyoruz. Tabii e, 100 yıl dediğimiz kavram hani birden 99'a kadar süren yani 0-99 arasına alan bir yüzyıllık dilimi bağlayacaktır. Mesela 099'u birinci yüzyıldır. 100 mesela 199 ikinci yüzyıldır. Bu şekilde devam eder. Her yüzyıllık bir dilim yüzyıl olarak ifade edilecektir. Tabi bu milattan sonrası için günümüze yaklaşırken milattan öncesi için de günümüzden uzaklaşacaktır. Mesela milattan önce 099'u birinci yüzyıl şöyle 100 ve 199 şeklinde gidecektir. Bu da ikinci yüzyıl olacak. Bu şekilde devam ediyor. Peki gidelim yarılara. Şimdi 100 yıllık her bir 100 yıllık dilim 100 yılı ifade edecekti. Bunları biz iki yere ayırıyoruz. 049 50 99 şekilde. Milattan sonrası için 049 ilk yarısı olarak ifade edilirken 50 99 arası ikinci yarısı olacaktır. Bir de bu yarıdır. Çeyreklere bölüyoruz. 0 yani 4 çeyreğe ayırıyorsun yüzü. 0 yön 4. 1. çeyrek 25 49 ikinci çeyrek 50 74 3. çeyrek 75 99 4. çeyrek. Mantığı budur. Sadece milattan öncesi için tersine olacaktır. Dikkat etmen gereken unsur da burası. Mesela 0.49 milattan sonrası için ilk yarı iken 99.50 milattan öncesi için ilk yarı olacaktır. 50.99 ikinci yarı iken 0.49 hani günümüze özellikle giriş açısı var ya hani tersine doğru gidecektir. Sıfırdan öncesi olduğu için ikinci yarısı kabul edecektir. Çeyreklerde tam tersi oluyor bakın. 99.75 birinci çeyrek. 74.50 ikinci çeyrek. E, 49.25 3. çeyrek ve 240 4. çeyrek. Peki çözümlemesini nasıl yapıyoruz? Çok çok basit. Bak, sadece bunları yerleştireceğiz. Bütün mantığıyla. Şimdi sen diyorsun ki milattan önce 320. Bak ne dedik? 099 1. yüzyılda. 199 2. yüzyılda. Devam edelim. Şuradan devam edelim. 200 299 hemen yapıyorum. E bak bu ne oldu? 3. yüzyıl. E 300 ile 399 ise bu da dördüncü yüzyıl olacak. E bak 320, 300 ile 399 arasında olduğu için ben diyorum ki bu dördüncü yüzyılın. Hemen devam ediyorum. Yüzyılı buldum. Şimdi yarıyı bulmaya çalışacağım. mı bakın neredeydi? 049 mu? 50, 99 Nerede? Burada. Değil mi? 049 arasında. Milattan önceye bakıyorum. 049 arasında olduğu için ikinci yarısıymış. İkinci yarısının. Hemen devam edelim. Çeyreğe bakacağım bir de. E, 20 Hangi çeyrekte? Bak sıfırla 24 arasında dördüncü çeyrekte. Dördüncü çeyrek. Bütün mantığı bu. Tamam. Mı? Çok çok basittir. Gerçekten çok basittir. Sadece yerleştirme yapıyorsun. Bakalım milattan sonra 622. Bak 600 ile 699 arasında. Demek ki 7. yüzyılın bir unsur olacak. Çünkü 0.99'dan başladığım için 0.99 bir bundan sonra 1 ile 199 diyorsan mesela bu 2'ye tekabül ediyor. 2 ile 299 diyorsan bu 3'e tekabül ediyor. Yani bir sayı artıyor burada. 7. 6 diyorsa bir tane artırıyorsa 7 oluyor. Bütün mantığı bu. 22. Bak hangi yarıya geldi? 0.49. Birinci yarısına geldi. Birinci yarısının 22. Birinci çeyrekte 0.24 arasında birinci çeyrek. Tamam. Mantığı bu. Bir de 1453'e gelelim. Bak 1453 hemen sayı verdi bize. Bir tane artırıyorsun burada. 15. yüzyılın, bunu da farklı bir kalemle yapayım. 15. yüzyılın, hemen bakalım 53, bak nereye tekabül etti? İkinci yarısına, 50-99 arasında ikinci yarısının 53 nereye geldi? Bak 50-74 arasında üçüncü çeyreği. Yani bu tablo sana her türlü bu soruları yaptırır. Zaten pdf'leri paylaşıyoruz, bu videoların açıklama kısmında pdf'ler var. Bu tabloyu elde edin, kendine böyle tarihler düşün. Kendin tarihler yaz, hadi ben sana birkaç tane vereyim. 1071 bul, tamam mı? Daha sonra neyi bul? 1923'ü bul. Milattan sonrası için. Bunları bir bul. Bu tabloyu indir. Bunları bir çözümlemeye çalış. Senin için en azından bir pratik olsun. Tamam mı? Devam edelim. Türklerin kullandığı takvimlere bakalım hemen. Türkler tarih boyunca çok farklı takvimler kullanacaktır. Bunlardan bazıları ay esaslı, bazıları güneş yılı esaslı olacak. Türklerin kullandığı en eski takvimler güneş yılı esaslı olan 12 hayvanlı Türk takvimidir. Burada her yıl bir hayvan adıyla bilinecektir. Bak işte domuz, fare, öküz, pars, tavşan diye devam ediyor böyle. burada bir yıl 12 ay 365 gün 5 saat olarak görülecektir. Hicri takvime gelelim. Hazreti Ömer döneminde oluşulan bir takvim olacaktır. Başlangıcı hicret görecek ve ay yılı esaslı bir takvim olacaktır. İslamiyet'in kabulünden sonra da Türkler tarafından kullanılacaktır. Burada bir yıl 12 ay 354 gün olacak. Dikkat ederseniz 11 günlük fark var burada. Yani daha doğrusu hicri takvim ve miladi takvim arasında söyleyeyim. Hani her sene Ramazan 11 gün öne geliyor ya. Sebebi dini günlerin hicri takvime göre belirlenmesinden dolayıdır. Rumi takvime gelelim. Özellikle Osmanlıların mali işlerinde de kullanılması için güneş yılı esaslı kullanmış oldukları bir takvim olacaktır. Rumi takvimde de başlangıç hicret olarak kabul ediliyor. Bu takvim hicri miladi sentezi bir takvim olacaktır. Osmanlı hem hicriyi hem de Rumi'yi kullanmıştır. Temel sebebi tekrar söylüyorum mali işleri hani o yabancı devletlerle mali işleri düzenlemek için. Celali takvimine gelelim. Melikşah döneminde Ömer Hayyan tarafından oluşturulan bir takvim olacaktır. Güneş yılı esaslı bir takvimdir başlangıcını 1079 olarak kabul edecektir. Burada 365 gün 6 saat 1 yıl olacaktır. Miladi takvime gelelim. Önce Mısırlılar, Mısırların güneş takviminden e, ortaya çıkacaktır. Daha sonra e, Jules Caesar, Papa 13. Gregorian tarafından da geliştirilecek ve ortaya konulacaktır. Başlangıç Hazreti İsa'nın doğumu olarak kabul edilecek. E, 1 yıl 12 ay 365 gün 6 saat olacak. ÖSYM nasıl sorar. 1. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullanmış olduğu takvimlerden biri değildir tarzında olabilir. 2. De aşağıdakilerden takvimlerden hangisi esas aldığı mesela güneş yılı, ay yılı esas, esas aldığı unsura göre diğerinden farklılık arz eder. 12 hayvanlar Romi, Celali, Miladi bunlar güneş yılı esası. Hicri takvim ay yılı esas. Dikkat edeceğiz. Hemen bir sorumuza gelelim. ÖSYM tipi, TYT tipi sorumuza gelelim. Onu bir çözelim. Şimdi bak diyor ki Hicri takvim kullanan devletlerden Büyük Selçuklu Devleti'nin Celali, Osmanlı Devleti'nin ise Rumi takvimi. Hicri takvimin yanı sıra kullanıldıkları görmektedir. Sözü geçen devletlerin ikinci birer takvim kullanmalarının nedeni. Aşağıda gelen hangisiyle daha iyi açıklamalıdır? Az önce size söyledim ya. Hani sen ne yapıyordun bu takvimleri kullanırken? Mali işleri düzenlemeye çalışıyordun. Temel sebep buydu. E şimdi ekonomik işleri düzenlemede güneş yılı esaslı bir takvime ihtiyaç duyulması. Evet olabilir. Dini açıdan önemli olan gün ve gecelerin güneş yılı esaslı takvimle belirlenmek istenmesi. Hayır zaten bunlar ay yılı esaslı belirleniyordu. Ay yılı esaslı takvimi terk edilmek istenmesi. Hayır ikinci birer takvim kullanıyorlar. Güneş yılı esaslı takvimi yeni icat edilmiş değil. Türk olmayan uygarlıkların e, uygarlıkları mirasından uzak kalınmak ne alaka? E, temel amaç ne burada? Hani dedim ya diğer devletlerle ilişkileri düzenleme, ekonomik ilişkileri düzenleme temel amaç olacaktır. İclinin yanında da bu e, güneş takvimlerinde kullanacaklar deriz. Evet sizlerle beraber ilk dersimiz burada sona erdi. Katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir sürecimiz olur. Sizler burada kamp yerin 1'e geldiniz. Tonguç Kampüs içerisinde hepiniz bulunacaksınız. Ben sizleri Tonguç Kampüs'ten alacağım. Hepinizi kampüse göndereceğim. Hangi kampüse? Üniversite kampüsüne. Çok çok güzel bir süreç işleyeceğiz sizlerle beraber. ÖSYM mantığını hepsini sizlere vereceğim. Ödüllü sorum var sizlere. Özellikle yazılı kaynakların olmadığı dönemlerin aydınlatılması açısından tarihe yardımcı olan bilim dalı hangisidir? Hadi bakın, Bunu bulun. Mutlaka yorum kısmına yazın. Kendinize çok çok dikkat edin. Ee, hemen burayı kapatmadan ÖSYM taze sorumuzu da çözelim. Orayı unutmayayım. ÖSYM tarzı sorumuza gelelim. Ee, Türklerin ilk yazılı belgeleriyle ilgili verilen bilgilerle tarihe yardımcı bilim dalı hangisi ön plana çıkarılmıştır diye sizlere sormuştum. ÖSYM tarzı sorumuna bakalım. Tarihte Türk adının geçtiği yazılı ilk metinler Orhun kitabeleridir. Bu kitabeler hakkında ilk bilgiler 13. yüzyılda yaşayan Cüveni'nin Tarihi Cuhanguşa isimli eserinde yer alır. Cüveni eserinde Uygur bölgesine gezerken rastladığı garip işaretlere yazılmış taşlardan söz edilmektedir. Bak kitabe diyor yazılmış taşlar diyor. E burada kitabe incelenmişse, yazı taşlar incelenmişse kitabe bilimi olan epigrafya ön planda tutulmuştur. Evet. Ödüllü soruyu bulalım. Mutlaka yorum kısmına yazın. Hadi bakalım. hoşça Hoşçakalın. <laughs>